Selam, merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir orkidemin saksı değişimini, toprak değişimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gayet sağlıklı ve üzerinde çiçekli bir şekilde görünüyor. Fakat hiç de işin iç yüzü o halde değil. Kontrol ederken bir gördüm ve şu an bakın saksı içerisindeki tüm ana kökler çekilmiş ve çürüme yapmış. Sanırım çok iyi havalanmadı ya da eski bir orkidem olduğu için daha önce hiçbir saksı değişimi yapmamıştım. Zaten hava kökleri canlı diri bir bitki. Bakın çiçekli bir vaziyette fakat kök çürümesinin devam etmemesi için zaten yaprağında da bir kötüleşme başlamıştı. Daha bahar girmeden önce. Şu an bu riski alabilirim. Sizin de bu şekilde kökleri çekilen, özellikle şu dönemde fark ettiğiniz, tam bahar aylarına girdiğimiz bugünlerde fark etmişseniz, temiz bir saksıya kök temizliği yaparak, yeni bir toprak karışımı hazırlayarak orkidelerimizin saksı değişimini yapabiliriz. Şimdi sizinle birlikte bunu gerçekleştireceğim. Bir toprak karışımı hazırlayacağım. Normal bir orkide toprağı kullanacağım. Şöyle temiz bir saksı dezenfekte ettim. Daha önce yıkamış oldum. Yeni bir plastik saksıya. Siz elinizde saksı yoksa eski saksınızı bir güzel çamaşır suyu ya da domestosla dezenfekte ettikten sonra tekrar kullanabilirsiniz. Hiçbir sakınca olmayacaktır. Benim daha önce temiz yedek bir saksım vardı. Şeffaf plastik saksıya dikeceğim. Saksıyı büyütmüyorum. Şöyle bir karışımlı toprağım var. Ağaç kabuğuyla içerisinde perlit ve Hindistan cevizi lifleri olan birçok toprak çeşidi var. Ben bunu kullanacağım şu anda. İçerisine yine en alta drenaj olarak böyle kil bilyesi kullanacağım saksımın en altına. Bunu mutlaka yapmalısınız. Bu da sulama sırasında kök çürümesini en aza indirger. Su ile temasını azaltır ve saksı içerisinde doğal bir nem oluşturur. Asıl bir mucizem. Ben bunu 2-3 yıl öncesi de yine bir videomda göstermiştim. Kömür, mangal kömürü, odun kömürü. Bundan birkaç parça toprak ve saksı değişimlerinizde muhakkak toprak karışımınızın içerisine şu şekilde toprak orkide toprağı büyüklüğünde ebatlarda parçalar halinde 3-4 parça saksı ve toprak değişimlerinize muhakkak koyabilirsiniz. Bunu diğer bitkilerde de kullanabilirsiniz. Çünkü doğal gübre görevi görüyor. Mangal kömürü, odun kömürü. Bu da 2-3 yıl öncesi yine benim bitkilerde kullandığım bir yöntemdir. Daha sonra tabii ki herkesin uyguladığı bir yöntem haline geldi. Bir püf noktası daha söyleyebilirim size. Şu gözenek kısımlarımıza şöyle şu boğum kısımlarına da bu kömür tozundan sürdüğümüzde K2 ve yeni bir dal oluşumunu hızlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Ben bu açıklamamı da yaptıktan sonra hemen saksımı yeni saksısıyla kavuşturmak istiyorum. Sizlerle birlikte şöyle şu anı da şöyle bir ölümsüzleştirelim. Saksımız şu şekilde bakın. Şu an sadece şu kötü ve yumuşamış kökleri alacağım. Hava kökleriyle birlikte çok fazla bitkimi bakın süngerimiz mevcut. Çünkü daha önce saksı değişimi yapmadığımı söylemiştim size. Bir koku da var şu anda. Bu yetişkin ve uzun süredir bende olan bir bitki. Sadece kötüleşmiş yerlerini alacağım. Kurtlanmış gibi neredeyse ama değil. Şu üst kısımları hiç ellemeye de bilirim. Sadece kötüleşmiş yerlerini alacağım. Yine bu bir sünger vakası muhtemelen. Bakın çünkü süngerin olduğu bölüm su gibi çok fazla su çekmiş. Bir sulama hatası sonucu da olabilir. Benden kaynaklı bir durum muhtemelen. Bundan kaynaklı da olabilir. Ama önemli olan bunu erken fark etmiş olmamız. Evet, ben şimdi bir de çeşme altında şöyle bir suya tutmak istiyorum. Bu kökler hem bir kendine gelsin. Evet, hala işimize yarayacak. Sağlıklı köklerimiz de mevcut bu arada. Şimdi lavaboda bir güzel yıkadım. Şöyle mevcut köklerimiz şunlar. Mevcut köklerle birlikte bitkimizi ekim yapacağım.
Yeni bir saksıya yapacağım tabii ki bu işlemi. Şöyle gördüğünüz üzere bakın gayet genel ruh hali sağlıklı. Saksımın en altına drenaj amaçlı kil bilyesi ekledim arkadaşlar. Şöyle birkaç tane mangal kömürü de hemen ilave ediyorum. En alta. Bir de onun başında bunu açıklamıştım zaten. Doğal gübre görevi görecek. Herhangi bakteri oluşumunu engelleyecek. Doğal bir koruyucu gibi düşünün. Şimdi bitkimi saksıya şu ince kökleriyle birlikte yerleştiriyorum hemen. Mevcut tüm kökleri de saksının içerisinde kalacak şekilde dikim yapacağım. Şöyle şeffaf saksı olmasının en büyük amacı da bitkiyi sulama vaktini iyi ayarlayabilmek. Zamanında köklerini doğru kontrol yaparak gereksiz sulamadan korumak için. Şimdi hemen şu yanlardan Hindistan cevizi lifleriyle karışımlı toprağımı. İşlem bu kadar. Siz de böyle köklerini gelişimini gözlemleyerek iyi bulmadığınız bitkileriniz varsa bu dönemde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bahara girerken Mart-Nisan aylarında saksı ve toprak değişimi eğer ihtiyaç varsa yapılabilir. Ama ihtiyaç yoksa saksı ve toprak değişimini uzun bir süre ben de çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bitki her işlemde strese giriyor arkadaşlar. Bu da tabii ki hiç iyi bir şey değil. Bitkimizin gelişmesini, yeni dal vermesini, yeni kökler vermesini bekleyip dururuz sadece. Şöyle size göstereceğim. Bakın bu ince kökleri kopartmıyoruz, kesmiyoruz. Saksının içerisinde kaldı. Tüm boşlukları dolduracak şekilde kil bilyesi ve mangal kömürü ilavesiyle dikimini gerçekleştirdik. Şimdi de sulamasını yapacağım. HB101 ile inşallah gelişimine bu şekilde yeni saksısı ve toprak karışımında devam edecek. Mangal kömürünü toprak ve saksı değişimlerinde muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu 2-3 yıl önce sizlere sonuçlarıyla birlikte hazırlamış olduğum videom var. 2018 yılında paylaşmıştım. Eski videolarıma da göz atarsınız. Videomu buraya kadar izleyen benimle olan arkadaşlarıma herkese teşekkür ederim. Yeni bir faydalı orkide bakım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.